Uğur Aslan da ifade etti, birinci evre gözümüz kulağımız enkazlarda diyoruz. Adıyaman'a bir gidelim. Ali Çiçek karşımızda, muhabirimiz, kameramanımız da Emre Kaleşi bize bilgileri aktaracaklar. Tam olarak neredesiniz? Bir yaşam belirtisi alınabildi mi? Orada nedir durum Ali? Evet Başak Şengül. 5. günün artık sonuna doğru geldik. 110 saati devirdik yüzyılın felaketinde. Adıyaman'dayız. Adıyaman'daki haber nöbetimize devam ediyoruz. Adıyaman'daki gelişmeleri aktaracağım sizlere ama 5. günün sonunda uzun süredir bu noktadayız. Buradaki gelişmeleri takip ediyoruz. Az önce sizin de gündeme aldığınız konuyla ilgili burada çok ciddi problemler var. Önce ondan bahsetmek istiyorum. Trafik. Evet. Şu anda Adıyaman merkezdeyiz. Vali Bulvarı Caddesi'ndeyiz ve burada bir türlü anlam veremediğimiz bir trafik var gecenin bu saatinde. Şöyle bakıyorsunuz, burası Adıyaman merkezin tam ortasından geçen ana yol aslında. Şu anda birazcık dar görünüyor. Ne yazık ki sağında ve solundaki enkazlardan dolayı ve yıkılan evlerden dolayı. Bu trafik oldukça ciddi bir problem bu noktada. Şu saatlerde özellikle son iki günde asla bitmeyen, hiçbir zaman ardı arkası kesilmeyen bir trafik. Bu trafik neden bu kadar sıkıntı yaratıyor? Onu hemen anlatayım size. Bakın, burada yardım tırları var. Arkadan da yardım tırları geliyor. Onların arkasında da bir ambulans var. Şu dakikalarda, özellikle artık kritik dakikalara, saatlere girdiğimiz şu anlarda ekiplerin, yardım ekiplerinin, arama kurtarma ekiplerinin adeta zamanla değil, saniyelerle, saliselerle yanaştığı şu dakikalarda bu trafik burada çok anlamsız. Yani insanlar buraya çevre illerden geliyorlar. Türkiye'nin her noktasından geliyorlar. İyi niyetleriyle geliyorlar belki ama hani bizim de çorbada bir tuzumuz olsun. Biz de bir işin bir ucundan tutalım. Biz de yardım edelim diye ama istemeden de olsa yarardan çok ne yazık ki bu noktada zararları oluyor demek aslında çok yanlış olmaz. Çünkü belki iki sokak ileride bir enkazda bir canlı belirtisi aldı ekipler. Canlı izine ulaştı ve ambulansın süratle o noktaya gitmesi gerekecek. Ama ambulans ne yazık ki bu noktada trafiğe takılıyor ve başka hiçbir yol yok. Başka hiçbir güzergahı yok. Ara sokak yok. Ara sokaklar ne yazık ki enkazlarla dolu. Yollar, caddeler kapalı. Tek gidiş hat burası. Dolayısıyla ambulans bu noktadan da ilerleyemeyince saliselerle yarışan o ekiplerin saatlerdir verdiği emekler ne yazık ki ziyan oluyor. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Özellikle gelme mecburiyeti olmayan, yardım etmek isteyenler, bireysel olarak bir şeyler yapmak isteyenler, şahsi özel araçlarıyla değil de toplu yardım toplama merkezlerine ulaşırlarsa, yardımlarını oraya yaparlarsa ve yardımlar buraya işte hemen sol tarafımda gördüğünüz gibi bu tırlarla gelirse, en azından buradaki trafik bir nebze de olsun azalırsa belki bir canımız daha, bir çocuğumuz daha, bir kızımız daha hayata dönecek. Saliseler artık çok önemli çünkü 5. gününde sonundayız artık. 110 saati devirdik, kritik saatlere girdik. Buradan bu uyarıyı yaparak başlamak istedim. Çünkü gözüme çarpan en önemli konulardan Peki, Ali, biriydi bu noktada trafik. Peki biraz daha anlayabilmek Onun için dışında, soruyoruz. Tabii sen de ifade ettin yani ara sokaklar enkazlar sebebiyle çok geçilebilir ve oralardan yol alınabilir değil. Doğru anlıyoruz zannediyorum. Zaten yansıyan tablo da öyle. Senin bulunduğun alan şehir merkezi ya da ilçe merkezi diyebileceğimiz bir nokta mı şu anda? O ana arter galiba. Evet, evet Başak Şengül. Burası Adıyaman Merkez, Vali Bulvarı Caddesi. Yani buranın ana arteri. Yani ana cadde burası. Ne kadar ana cadde olarak görünüyor bilmiyorum ama burası normalde geniş bir caddeydi. Hemen sol tarafındaki enkazın bir kısmı yola çöktü. Sağ tarafındaki işte bu toprak birikintisinin olduğu yerde aslında caddenin bir noktasıydı ama buraya bu toprak döküldü. Sol taraftaki enkaz birikintileri de caddeyi birazcık kapayınca ana cadde bu hale geldi. Dolayısıyla tek şerit olarak ilerlemek durumunda zaten araçlar. İleride yaklaşık 200 metre ileride dev bir enkaz var. Orada ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yani bu noktada yayının başından aslında bu tır
yayının başında yanımıza gelmişti. Bakın hala yanımda. Yani yaklaşık 3-4 dakikadır 1 metre bile ilerleyemedi. Burada durumu ne kadar ciddi olduğunda aslında anlatmış olmam gerekiyor görüntülerle evet. beraber. Ara cadde diye bir şey yok. Ara caddeler yok. Ara caddelerde her ara caddede bir çalışma var. İş makineleri zaten komple kapatmış durumda. Enkazlarda çalışmalar gerçekleşiyor. Bazı enkazlarda tamamen enkaz kaldırmaya dönmüş durumda çalışmalar ama bazı enkazlarda artık bu saatlerde ne yazık ki umutlarımız da yavaş yavaş tükenme noktasına geliyor. Bugün gerçi Adıyaman'da 3 kişinin daha canlı olarak enkazdan çıkarıldığı bilgisi var. Onların detaylarını aktaracağım sizlere ama bu trafik olayı gerçekten çok önemli. Ali söylediğin çok önemli. Değil, sözünü bölüyorum lütfen unutma aktaracağını ama söylediğin çok önemli. Şimdi biz de gazeteci Çağlar Cilara ile birlikteyiz. Az önce bunu konuştuk. Yani tırlar, işte minibüsler, kamyonlar Uğur Aslan da bize Gaziantep'ten izlenimlerini aktarırken ifade etti. Adeta Türkiye'nin bütün kamyonları, minibüsleri, tırları elbette yardım için bölgeye akın etmiş vaziyette ama bakın şehir içinde oluşan tablo bu maalesef efendim. Şimdi orada sağlık ekipleri geçmeye çalışsa Ali'nin bulunduğu alanda bu ana arter şehrin merkeze geçemeyecekler. Böyle bir trafik söz konusu. İşte bu yüzden bölgede yetkili isimler diyor ki şahsi olarak gelmeyin.